dünya çapındaki gazetecilerin %30'u cezaevinde bizim Türkiye'de. Doğru. Nasıl alacak? Hangi anayasayı yapacaksın sen? Doğru. Mevcut anayasayı kullanmayın. ...1921 Anayasası... ...kurucu iktidarın anayasası... ...24 yeni öyle... ...1960 Anayasası yeni öyle... ...yani iktidarların getirdiği bir anayasa... ...1980 Anayasası yeni öyle... ...bunlar hep darbe dönemleri... ...neticesinde kurulmuş olan... ...düzenlenmiş olan anayasalar... ...bazıları daha hürriyetçi... ...bazıları daha katı ayrı... ...ama Türkiye'de sivil siyaset... ...şimdiye kadar hiç anayasa hazırlamamış... Gene AK Parti döneminde bir ara HDP de dahil 3-4 parti biliyorsunuz 60-70 madde hazırladılar sonra bir kenarda kaldı. Türkiye'de sivil siyasetin kolay kolay anayasa hazırlaması mümkün değil çünkü sistemde anlaşamıyoruz. Şu anda anayasa hazırlamaya başlasak neye göre bir anayasa yazacağız biz? Bir kere Cumhur İttifakı'na göre mi bir anayasa yazacağız, Millet İttifakı'na göre mi? Yani parlamenter sisteme göre mi bir anayasa yazacağız, başkanlık sistemine göre mi? Başkanlık sistemine göre anayasa yazsak bu başkanlık sistemi dünyanın hiçbir yerinde yok. Hangi başkanlık sisteminden bahsediyoruz? Dolayısıyla Türkiye'de sivil siyasette bir konsensüs yok ki evvela siyasi sistem hakkında bir ittifak yok ki oturup anayasa yazılalım. Bir de daha başlamadan ne deniliyor? Aman aman sakın bir partiyle görüşmeyin. 5-6 milyon oy almış bir partiyle görüşemedikten sonra bütün toplumun kabul ettiği sosyal sözleşme kabul edilen bir anayasayı nasıl ve hangi şekilde hazırlayacaksınız? Kemal Bey, bu millet inanan bir millet. %90'ı inanmış bir millet. Bu millet 1400 yıldır vaaz edilmiş olan, 1400 yıldır nuzul etmiş olan elindeki kitabın hükümlerinde daha ittifak edememişken, yani gökten vahiy olmuş olan hükümlerde daha ittifak edememişken, kendi hazırlayacağı bir anayasada toplumsal sözleşme niteliğinde olacak ekseriyetin kabul ettiği bir anayasayı hazırlaması gerçekten zor. Bence buna AK Parti ve Cumhur İttifakı da inanmıyor. Sadece gündemi değiştirmek için nasıl uzaya gitmek gündemi değiştirmekse toplumun açlığını ve hakikaten korulduyan karın bağırsaklarının seslerini susturmak için bir bahane ise bu yeni anayasa hazırlama düşüncesi ve fikri de bir bahane. Dolayısıyla bütün bunlar artık gündemi değiştirmek için sıralanan bahaneler. Bir ara hukuk reformu, bir ara ekonomi reformu, bir ara işte döviz ve faiz reformu, bir ara yeni anayasa, şimdi de uzaya gitmek meselesi. Her gün ayrı bir şeylerle toplum oyalanıyor ama deminden beri söylediğiniz gibi artık millet aç olduğu için bağırıyor millet açız diye. Esnaf bağırıyor, millet bağırıyor, açlıktan intihar edenler, gerçekten sıkıntı çekenler, dükkanını kapatanlar, iflas edenler. Bunlar artık duyulduğu için bence öyle bir zaman gelecek ki AK Parti'nin söylediklerine millet hiç kimse inanmamaya başlayacak. Yani zaten bence şu anda aklı selimler şunu söylüyorlar. Ya bir hükümet var ki hakikaten eğitimden haberdar değil. Bir hükümet var ki hukuktan haberdar değil. Bir hükümet var ki kanunlardan, anayasadan, sistemden haberdar değil. Bir hükümet var ki üniversitesinden ve aydınlarından haberdar değil. Bir hükümet var ki hakikaten yargıladığı insanlarla içeri koyduğu insanların durumundan haberdar değil. Memleketten haberdar olmayan bir hükümeti şu anda biz izliyoruz. Ama bu hükümet bu tarz iddialarla ortaya çıkıyor ki buna da kimsenin inanması maalesef mümkün değil ve buna bir taraftan başlamak da mümkün değil. Yani hukuk reformu dikkat edin bir ümit vardı gene toplum satın almıştı. Ekonomik reform biraz daha bir ümit vardı. Ama şimdi bütün bunlar unutulup kocaman bir iddia ile ortaya çıkıp işte bundan sonraki 100 yılın 200 yılın temeli olacak bir anayasa iddiasıyla ortaya çıkma sözünü toplumda bence hiç kimse satın almış değil, hiç kimse inanmıyor. Ve demin söylediğiniz gibi AK Parti'nin ve MHP'nin içindeki insanlar da buna inanmıyorlar diye düşünüyorum. Mesela hocam doğru söylüyorsunuz. Siyasi partiler modern zamanlara ait oluşumlardır. Modern zamanlar. Evet. Modern siyaset de müzakere esastır. Müzakere. Evet. Hep sizin dilinizde evet. Müzakere diyorsunuz. Evet. Evet. Bu iktidar müzakere zeminlerini hiç bırakmadılar.
tamamen dışlayıcı bir kültür. Doğru. Çünkü kutuplaştırdılar. Nasıl kutuplaştırdılar? Geçmişteki hatalar gibi. Biz hepimiz zaman zaman yüzleşiyoruz. Gerçekten de üzülüyorum. Bu toplum 83 milyon insan gerçekten kardeştir. Kimisini Kürt, Türk, Alevi, Sünni, sağ, sol ve benzeri şimdi de Cumhur İttifakı, Millet İttifakı diyerek kutuplaşarak bu hale getirdiler. Getirdikleri için de bir güven vermiyor. Yoksa gerçekten herkesin konsensüsle sağlayacağı bir anayasaya hiç kimse red demez. Memnun da oluruz. Saygı da duyarız. Hocam şimdi bunları tabii söyleyen kişilerde bir güven olması lazım. Güven. Şimdi bugün grup toplantısında ben özellikle de dinledim. Diyor ki şu kadar COVID'den dolayı yardım yaptık. Şimdi IMF'nin kayıtları bak. IMF'nin bu doğru. Kendi rakamlar. Doğru. COVID dolayısıyla desteklerle ilgili bunu bizim Demokratik Değişim Hareketi de gündeme getirdi sağ olsunlar. Evet. Sağlık harcamaları dahil. Gayri safi, yurt içi, hasıla içinde bak zengin ülkeler %12-10'da 7 vatandaşına doğru. Katkı sağlıyor. Enteresan. Orta gelirli ülkeler de %3-10'da 6 yoksul ülkelerde yoksul ülke 1-10'da 6. Biz kaç? 1.1. Böyle bir. Peki nasıl oluyor da bu kadar yardım ediyoruz diyoruz. Ne yaptıkları şu IBAN gösterdiler. Haydi sen de katıl buna. Biz bize yeteriz. Ya nasıl biz bize yeteriz? Bak bir eğitim konusu. Üzülerek ifade ediyorum. Köleleştirmeyi bunlar bilinçli yapıyor. Bilinçli. 8 milyon 200 bin öğrenci var. Şu anda 3 milyonun üzerindeki insanlarda internet yok. Tablet yok. Peki ya. Bunu görmüyor mu devlet istatistikleri? Yapmıyor mu? Evet. Şimdi Almanya'ya üzülerek söylüyorum ve kahroluyorum. Merkel, haysiyetimle gittim, geldim, haysiyetimle gidiyorum diyor. Evet. 8 öğretmene bilgisayar, her öğrenciye 300 euro. İşte Amerikan hadisesi, Amerika'da yine herkese eşit olarak 1600 dolar sorabilirler. Yardım ediliyor, bize biz bize yeteriz ve çağ atlıyorsun. Bizde ama de birkaç gün önce iletişim vergisi artırıldı biliyorsunuz. Tabii, %7'den %10'a çıkarıldı. Üstelik de hocam eskiden o mecliste tartışılırdı. Ya. Tek adamın söylemesiyle vergi artırılabilir mi? Böyle bir şey olabilir ya. Mi? Ya. Maalesef hocam alabildiğine şimdi bu planını yaptıkça da plansız hale geliyor. Yani gayrimeşru işleri acaba meşru hale nasıl getirebiliriz dedikçe çamura batıyorlar. Maalesef. Bunlar artık kendi tabanlarını da kaybediyorlar. Gerçekten bilimden, akıldan, demokrasiden, hukuktan uzaklaşmış bir Türkiye. Rahmetli Namık Kemal 1800 yıllarda diyor ki ilginç, keyfi idare, istibdat, zulüm ve cehalet ülkeyi kalkındırmaz diyor. Dara Necmoğlu dünya çapındaki gazetecilerin %30'u cezaevinde bizim Türkiye'de. Doğru. Nasıl olacak? Hangi anayasayı yapacaksınız? Doğru. Mevcut anayasayı kullanmıyor. Alttaki mahkeme anayasayı hiç gale almıyor. Anayasayı. Ondan sonra da diyorsun ki bir yeni anayasa. Yani eğer gerçekten samimilerse bunu hemen başlatmaları lazım. Ama evet. Güven yok. Güven. Mümkün değil. Evet.